sepetun ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Sepeti bırakıp geliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok keyifli. Çok güzel bir program bizim bekliyor. Sırtındaki hamali de oldun. Sepetin. Evet. Oldum. Bugün... 360 ekranlarından. Yeni nesil yayıncılıktan herkese merhabalar. Ben Gülay Hüseyinova. Niye konuşmuyorsun? Ben açtım aslında sana onu şeye götürdüm. Yine ben siz açtı böyle tabii. İşte bu hep böylesin, hep böylesin. Ben siz açıyorsun. Sensiz mi açıyorum? Sen şarkıyla girdin giderken ben de herkese bir hoş geldiniz dedim. İyi yaptın, iyi evet. yaptın. Nasılsın? Ekran başındaki izleyenlerimiz siz de umarım iyisinizdir. Biz de çok iyiyiz. Çok keyifli, çok lezzetli bir program sizi bekliyor. Evet. Gülay bugün çok formda. Öyle mi? Evet. Oy, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Lezzetli yemek program bizi bekliyor çünkü yemeğimiz bugün lezzetli olacak. Ne yemeğimiz adı? Tavuklu enişte diyecektim. Tavuklu erişte. Tavuklu erişte herkes için tarifini biraz sonra vereceğiz. Hadi hanımlar kağıdı kalemi alın. Çünkü tarif vereceğim ama üçüncü kameramanımız hazır mı? Çektin mi? Tamam, o da çekim yaptığına göre hadi yarışmacı bulalım. Sevgili arkadaşlar, bugün lokman dahi yemem gerekiyor. Bu yüzden tavuklu erişteyi yapabilecek bir yarışmacıya ihtiyacım var. Hava da soğuk, bilmiyorum kabul ederler mi, etmezler mi? Merhabalar ablacığım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsminiz neydi? Nalan. Nalan Hanım. Nalan Hanım, çok güzel isminiz var. Ben çocukken Türk filmlerini, eski Türk filmlerini izliyordum. Orada Nalan ismini çok duyuyordum evet, mesela. Evet. Oradan geliyor değil mi? Nalan Hanım'ın el lezzeti nasıl peki? İyi ama çok öyle şey değil. Çok iyi değil mi? Bence iyi ya. Yok. Yarışmak ister misiniz bugün yok, bizimle? Sağ ol. Yok, sağ ol. İstemiyorsunuz. Yok. Tamamdır o zaman, yarışabilecek birisini tamam, bulayım. Görüşmek üzere. İyi günler size de Nalan Hanım. Siz de. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İsminiz neydi? Hanife. Hanife Hanım. Evet. Ne güzel pembe pembe giymişsiniz. Tam bizim kanalın logosuna çok yakışıyorsunuz. Acaba yarışsanız mı bugün yok, bizimle? Yok, yarışamam. Çocuklarım evde, acele gideceğim ben. Ha, gideceksin. Ne evet. bakıyorsunuz peki? Ne alıyorsunuz? Tül alıyordum. Tül. Evet. Sofralık tül değil mi? Evet. Yok. Cam tülü. Ha, perdelik. Perde. Ha, tamamdır. O zaman size iyi alışverişler dilerim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ablacığım merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız? İyiyiz yavrum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsminiz neydi ablacığım? Gülere Berber. Gülere. He. Çok güzel isim. Gülere Berber. Aa, ilginç bir isminiz evet. varmış. Peki Gülere Hanım, siz mutfakla nasılsınız? Aranız iyi mi? Vallahi mutfakla aram çok iyi. Şimdi ellerim ağrıyor. Hiç karnımı da doyuramıyorum. Aa, çok geçmiş olsun. Ne oldu elinize? Kemik erimesi var. Bıçak falan tutamıyorum. Ay geçmiş olsun. Vallahi. Acil şifalar dilerim ablacığım size. Sağ ol. İyi teşekkür ederim. Tamam, sen de iyi bak yavrum. Sağ olasın. Allah'a görüşmek üzere. Siz de gülümsüyorsunuz. Sanki bizi seviyorsunuz gibime geldi. Devamlı görüyorum burada. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Sizin gibi güler yüzlü müşterileri amin, görünce cümlemize daha da iyi oluyoruz. İsminiz neydi? Yasemin, kızıyım. Ha, kızısın. Kızıyım. O zaman sizi ayırmayayım ben değil mi? Anneye yemek yapacaksınız. Anneye devamlı yemeği ben yapıyorum. Ha, el lezzetiniz iyi o zaman. Annemin huyunu kapmışım. Peki bizim için elini yapmak... kapmışım. Bizim için yapmak ister misiniz bugün yemek? Öyle nasıl yapayım şimdi? Pazardayız programı için. Yani ben devamlı annemi getirip götürüyorum. Tamam. Yapmak isterdim inan ki. Tamam, benim de gönlüm razı olmaz. Ayırmayayım sizi. Görüşmek üzere. Sağ olasınız. İyi bakın kendinize. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Allah iyilik versin. Amin cümlemize inşallah. Ne bakıyor? Torun var galiba. Torun var. Ne güzel. Allah bağışlasın. Hediyelik işte. Bakıyorum. Kaç yaşında torun? Torunum benim değil ki, hediyelik işine bakıyorum. Ha, hediyelik evet. yapıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. İsminiz neydi ablacığım? Satı Özdemir. Satı. Aa, isminizin anlamı ne? Bilmem, büyükler ismini koymuşlar işte. Büyükler yani. Koymuşlar. Satı Hanım. İlk kez duydum Türkiye'de. Güzel bir isim. Ben araştıracağım ama anlamını. Satı ablacığım, bugün bizimle yemek yapmak ister misiniz? Tavuklu erişte yapacağız. Ama şu an benim eve gitmem lazım. Çocuklara yemek yapmam lazım. Tamamdır o zaman, tutmayayım ben sizi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. Nasıl yakaladım ama? Nasılsın? Gel. Ya. utanma gel. Tamam, oraya bakınca utanıyorsan bana bak, konuş sen. İsmin neydi? Ne oldu? Gerçekten alışkın değilim. Ben de alışkın değildim. Yavaş yavaş alıştım. İsmin neydi? İrem. İrem, yemek yapıyor musun evde?
Tavuklu erişte yapar mısın bugün bizim için? Yok. Yapamazsın. Çok heyecan yaptın kız sen. Hadi git, tamam tamam, tutmayayım seni. Sağ olasın. Çok heyecan yaptı ya. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Mesut. Mesut Bey. Bugün bizimle yarışırsanız ben de çok mesut olurum. Olur. Olur mu? Olur. Yemek yapabiliyor musunuz? Yok, yemekten pek anlamam. İki üç tane yaparım ama. İki üç tavuklu erişte yapabilir misiniz? Erişte yapamam ya, mesela pilav, çorba. İşte bugün pilav günü değil, bugün de tavuklu erişte günü. O zaman pilav yapacağımız gün gelip sizi bulayım ben. Olur. Başka yok mu? Yok, sadece tavuklu erişte yapıyoruz bugün. Bir şey yok. Teşekkürler. Başka zaman inşallah. Başka zaman inşallah. Tamam. Sağ olun. İyi bakın kendinize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Lokman buldu mu? Bir Lokman'a gidelim mi? Bakalım o ne yapıyor. Görüşmek üzere. Babalar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Babalar bu ne ya, dünya yiyen adamlar. O orduyu bitirdiniz yediniz ya. Ordu artık yok. 52 plakayı sildik. Sildik mi? Ay bitti, tamam. Kalmadı ordu. Hepsini yedik içtik geldik. Yanındaki abi. Adam da çok zayıf abi. Havam götürüyor. Türen mi? Ha? Türen çok zayıf. 147 kilo. Öyle mi? Sadece 147 kilo az yiyor. Abi dünyaları yediniz, olur mu ya öyle bir şey ya? Vallahi çok mu yedik? Sen abi bunları da götürüyor musun? Tabii tabii, işte bu şey Mithat. Mithat baş. Çaktırmadan yiyorlar tabii, yani. Biz kamera arkasında olduğu için aslında onlar yiyor. Dünyayı yiyen aslında ekibin kendisi. Abi şöyle cücük vereyim. Soğan cücüğü gibi salata. Abi vallahi şey gibi avokado sandım cücük, ya. Cücük bu avokado çıkmış yerinde avokadolar. Onlara benziyor. Doğru. Beğendin mi program peki abi? Süper. Süper. On numara ya. Ben... Ama bir gün de beni götür de ben yiyeyim tamam, dünyayı. Tamam, sizi de götüreceğiz. Bir gün beraber yeriz. Olmaz mı abi? Olur abi. Şöyle cumaya, cumartesi, pazara denken ben de yiyeyim abi dünyayı. Ya Özcan abi bir gün seni de götüreceğiz. Tamam söz. Tamamdır. Uzak yerlere gidelim ama. Nereye istiyorsan. Alın sen de aldın, ye. Aldın verdik onu da. Sen de ye. O zaman Özcan abi kolay gelsin. Evet. Şey yok. Fatih yok. Fatih nerede? Fatih abi geziyor aralarda. Geziyor mu? Fatih gezer öyle, arada bir gezer. Erişte yemeği yapacağız ama tavuklu erişte olacak. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hiç tavuklu erişte yaptınız mı? Yok, normal erişte yaptım. Peki tavuklu denediniz mi? Yok. Peki dener misiniz, beraber yapsak, pazarda yemek yarışması yapsak? Ya işim var benim. İşiniz mi var? Hastam var, engellim var. Aa, geçmiş yok. Sağ olun. Allah'a şükürler versin. Aynen. Görüşmek üzere anneciğim, çok sağ olun. Efendim merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Pazarda yemek yarışması yapıyoruz, pazardayız programı. Bize bugün tavuklu erişte yapacak birisi lazım. Tavuklu erişte? Evet, içinde biber var, sarımsak var, soğan var, çok lezzetli bir yemek. Ama hiç deneyemedim. O konuda yardımcı olacağımı da sanmıyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir deneyimim olmadı. Öyle bir deneyim olmadı. Evet, olmadı. O zaman teşekkür ediyoruz. Ay, kolay gelsin. Devam ediyoruz gezmeye. Çok sağ olun. Siz yapar mısınız yoksa tavuklu erişte? Merhaba. Her şeyi yaparım da. Yaparım da, o da var ya. Öyle bir dahaki yani. Şimdi yapamam edasında da. Yok, orada zaten nerede yapacaksınız? Normalde her şeyi yapıyorum da. Aşağıda bizim şeyimiz var. Mutfağımız var. Orada tavuklu erişte yapacağız bugün. Annem yapsın beklerim valla. Gerçekten mi? Bugün annemin emeklerinden. Daha evde işler mi var? Annemin emeklerinden, herkes hasta. Gerçekten evet. Mi? İsmini anneyi? Halime. Halime ablacığım bir beraber yapsaydık ya. Şu an vallahi sakinim. Anne kırma valla, kırma. Hayır gelemem. Gelemem. Okul açılış. Evde işler evde mi? Çamaşırları dışarıda ıslanıyor şu an, evde işimiz var. O zaman efendim fazla tutmayalım. Başka zamanı belki tamam. Anlayalım olur mu? Tamam. Rıstık seninle dinle. Öykü. Öykü şöyle bir el salla bakayım herkese. Görüşmek üzere olsun. Görüşmek üzere. Pazardayız, yemek yarışması. Ya dilime dolandı şeyden sonra, sırtındaki sepetim ben olayım hamalı. Yalnız Gülay'ın sesi güzel ha. Ya birazcık uğraşırsa güzel şeyler çıkartır. Gel abi gel, şu yine Avrupa'ya bir selam söyleyelim. Gel bu tarafa doğru gel. Gel gel beraber söyleyelim. Var mı abi senin de Avrupa'daki birileri? Bütün Avusturya'daki kardeşlerime selam söylüyorum. Kardeşime, oğluma, dostlara, eşlere, hepsine selam söylüyorum. İsim neydi abi? Benim küçük kardeşim Ferik var. Evet. Onun çocukları var. Hakim var. Yılmaz oğlum var. Hepsi var da var. Hepsi yurt dışında. Hepsine selam söylüyorum. Hepsine bir bakayım abi. Bakabilirsin. Oo, ha, güzel. Tabii oltu hem de. Evet, 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 evet. Evet, evet. Güzel bir iş gibi olmuş. Tabii. Herkesin neresi abi? Abi, değil mi? Yok ben Vartolu, Muş Vartolu. Muş Vartolu. Vartolu biliyorsun ha, Vartolu. Vartolu bilmez mi? Çok güzelmiş tesbih. Sağ ol. Tabii ben de. Hadi sağ ol. Başarılar dilerim. İyi yayınlar. Avrupa şubemiz burası. Bütün Avrupa'ya
selam söylüyoruz buradan. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Tavuklu erişte. Hiç daha önce yaptınız mı ya da size yaptılar mı bu yemeği? Yok yapmadılar. Peki düşünür müsünüz yapsak beraber bugün? Pazardayız daha yarışsak. Saat 6'da bir hastane ziyaretine gideceğim başka zaman inşallah. O zaman Allah acı şifalar versin. Umarım çok önemli bir şey değildir. Ya, dayım yatıyordu onu ziyarete gideceğim. Şifalar diliyoruz o zaman dayımıza buradan. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun. Efendim merhabalar. Size bir yemek soracağım ama daha önce hiç yaptınız mı? Tavuklu erişte. Hayır, hiç yapmadım. Peki yapmayı düşünür müsünüz? Beraber bugün pazarda yapsak. Yok, birinci olsanız bütün pazar alışverişini size yapsak. Yok sağ olun. Olmaz mı? Yok annem bekliyor. Anne bekliyor. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Efendim geziyoruz, dolaşıyoruz pazarda. Bize güzel bir erişte yemeği yapacak birisini arıyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olasınız. Tavuklu erişte için bir yarışmacı arıyorum. Bir Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz sormalı. Ben de iyiyim. Biraz böyle dönebilir miyiz? Kameramız ikimizi de görsün. Ne alıyorsunuz efendi? Vallahi şimdi baklaya düşünüyordum. Baklaya düşünüyorsunuz. Evet. Evde yapmak için mi? Tabii ki. Evde yemeği siz mi yapıyorsunuz? Tabii ki. Bekar olunca böyle oluyor. Bekar olunca. İsminiz neydi pardon? Ali Kambaz Atlı. Ali Kambaz Atlı. Evet. Güzel bir soy isimmiş. Çok havalı bir soy isimmiş. Ali Kambaz Atlı. Ali Bey. En lezzetinize güveniyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Bugün bizimle yarışmak ister misiniz? Olabilir, niye olmasın ki? Siz bizi biliyor musunuz? Beni tanıyor tabii, musunuz? Tabii tabii. Kimim ben? İsim olarak bilmiyorum ya. Tanıyorum tabii ki yani. Yemek programından tanıyorum. Evet, Pazardayız evet. Programındanız. Evet. Ben Gülay, Gülay Hüseyinova. Bugün ben de çok memnun oldum. Bugün yarışırsak benim yarışmacım olmayı kabul ediyor musunuz? Tabii niye? Lokman daha tamam. Devirelim mi bugün? Devirelim inşallah, inşallah. İnşallah. O zaman arkadaşlar ben yarışmacımı buldum. Bu arada yemeğimiz tavuklu erişte yaptınız mı? Vallahi yapmadım, ne deniriz? Kaybetmeyiz değil mi? Güven verdiniz tabii, bana Ali tabii. Bey. O zaman arkadaşlar Lokman'ı arayalım. Biz bulduk yarışmacımızı. Masaya doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar duydum ki Asiye abla bize darılmış, üzülmüş, morali bozukmuş. Dedik bir Asiye ablayı ziyaret edelim. Ne oldu Asiye abla? YouTube'da geziyorum. Yeni bölümünüzü buluyorum. Evet. Ama ben yokum. Nasıl sen yoksun? Çoğunda yokum. Benden daha çok aslında varsın ya. Asiye sunmuyor muydu programı diye soran var. Ben diyorum ben baş yürüyeyim diye seviniyorum ama kendimi göremiyorum. Ben de kapatıyorum. Üzüldün mü? Tabii canım ya. Gerçekten şimdi o zaman buradan söylüyoruz. Bu programda bu bölümü lütfen kesmeyelim. Asiye abla kendini görsün. Montajda siliyorsunuz yoksa. Montajda çıkartıyoruz bir sonra Asiye ablayı. Verip açıklar. Kesin montajda diyorum ben siliyorum. Hayır aşk olsun siler mi sen? Kastamonu'nun gülüsün ya. Sen bütün Kastamonu Federasyonu senin sayende bizi tanıdı. Ben gücendim. Niye gücendin? Ne bileyim ya. Bence niye böyle oldu biliyor musun? Bu sene sarımsak yok ya. Belki sonunda. De orada var. Nerede var? Şurada. Ha, öbür tarafta mı? Belki de benim kadar sizi böyle dört gözle bekleyen yoktur pazarda. Doğru söylüyorsun. Yemin ederim bak. Bir sen bir kabakçı Ali zaten. Değil mi? Gerçekten böyle her hafta bekliyorum. Siz de görünce böyle sanki hacıdan birisi gelmiş gibi seviniyorum. O kadar seviniyorum. Gerçekten bak. Asiye ablacığım tamam seninle bugünlük enerjimizi aldık. Ben devam ediyorum şimdi. Geziyoruz, dolaşıyoruz ve efendim kolay gelsin. Abi hoş nasılsın geldin. Abi iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Keyifler yerinde mi? Şükür canım. Neler sen alıyoruz abi. Efendim? Valla saçlarımız yok ama süpürteye baktık da. Yine o sakal için herhalde fırçalı. Yani ona bak. Ne kadarmış abi tanesi? 5 lira. 5 lira abi. Çok para abici ya etmeleme ya. Yo bir şey söyleyeyim abi bir teklifte bulunun. Evet. Gel programa katıl. Pazardayız evet. Programını hiç izlediniz mi? Pazarda evet, yemek evet, yarışması evet, yapıyoruz. Evet seyrettim. Gel birinci ol sana istediğin her şeyi biz alalım. Ha vallahi mı? Ne güzel. İstiyorsan ondan al istiyorsan ceviz kıracağından al istiyorsan bileyiciden al istiyorsan ne istiyorsan ondan al. Tamam kabul. Kabul mü? Kabul gelirim. İsim nedir abi? Bülent. Bülent. Soy isim? Halepli. Halepli. Evet. Ne demek Halepli abi? Valla. Halep'ten mi geliyor sizinkiler? Ya şöyle dedemin babası Halep'te evet. Askerlik yapmış. Yani Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde. Evet. Çavuşmuş ismi Kahraman. Evet. Kahraman çavuş derlerdi. İşte bu Osmanlı zamanında İngilizlere esir düşüyor. Esir düşüyor. Esir düşmesinde orada tabii kalıyor. Osmanlı geri çekildikten sonra. Dedem 9 yıl, dedemin babası 9 yıl orada mahpus yatıyor. Mahpus yatıyor Halep'te. Evet Halep'te. Oradan kaçıyor. Tabii bunu öldü biliyorlar. Herkes burada yas tutmuş tabii, değil mi? Tabii yas tutmuş. Tekrar memlekete geri döndükten sonra Kahraman Çavuş geldi. Hoş geldi, beş gitti. Tabii bu sefer
lakap olarak çıkınca Halepli aşağı, Halepli yukarı. Yani böyle demişler. Yani Halep'te kaldı. Halepli kahraman. Evet, öyle deyince tabii Atatürk dönemine devam ettiği zaman soyadı kanunu çıkınca soyadımıza Halepli ekleniyor. Yani oradan bir şeyimiz var. Kahraman Çavuş'u buradan rahmetle anıyoruz. Evet, evet, oradan esir düşüyor. Buraya geliyor, Halep'ten Halepli oluyor. Halepli oluyor, evet. Bülent abi çok güzel şeyler konuşacağız. Allah razı olsun. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Tamam. Tavuklu erişte. Oo. Biz haydi mutfağa gidelim. Tamam. Gülay inşallah iyi bir yarışmacı bulamasında biz birinci oluruz. Haydi gidiyoruz. Tekrar merhabalar herkese. Tavuklu erişte için gittik pazara Lokman Beyefendi ile birlikte yarışmacılarımızı aramaya. Ve gördüğünüz gibi iki beyefendi bulduk. Benim yarışmacımın ismi Ali Bey. Benimkinin ismi de Bülent Bey. Hoş geldiniz ikiniz de. Sağ olasınız. Benim Bülent Bey tam bir Paşabahçeli. Evet. Doğma büyüme. Buralı evet. Bize birazdan eski Paşabahçe'yi, eski Beykoz'u anlatacak. İnşallah. Buralarda neler yaparlarmış, hangi ara sokaklarda koşturup top oynarlarmış anlatacak. Evet. Ay, benim de Ali Bey. Tam bir beyler beyili. Doğru mu? Nereli? Beyler beyili. Beyler beyili mi? Beyler beyi de çok sevdiğimiz beyler. Gurur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok güzel. Ama yalnızca Ali Bey'de bir rockstar havası yok mu? Teşekkür ederim. Saçlar böyle arkadan toplanmış. Ama bak ismi de benziyor. Ben kime benzettim onu Ali Bey'i? Ali Bey'i kime benzettim? Ali Taran mı? Evet. Bir Ali Taran'a benzettik. Abi benziyor. Biliyor musun Ali Taran'a? Huyumuz benzemesin de. Huyumuz benzemesin de. Ama var ya bir gitar eksik. Böyle elektro gitar alsa eline. Deri ceket. Gerçekten mi? O zaman bir Cem Karaca falan söyleriz o zaman hep beraber. Düştüm mapus dallarına. Öğüt veren mal olur. Düştüm mapus dallarına. Dallarına mı? Dağlar bu. Damlarına. Damlarına. Evet. Onu da söyleyeceğiz. Onu da anlatacağız. Evet. Ama önce birazcık programdan bahsedelim size. Bugün tavuk erişte yapacağız. Çok lezzetli bir yemek. Biz size tavuk, erişte ve GDO'suz mısır verdik. Onun yanında sırasıyla baharat verdik, yağ verdik, su verdik. Siz geri kalan malzemeleri alacaksınız. Çok lezzetli, protein değeri bayağı yüksek bir yemek. Malzemelerimiz neler? İlk önce isterseniz size anlatayım. Evet. 300 gram tavuk biz verdik onu. Bir su bardağı erişte, 3 dal taze soğan, 1 diş sarımsak, 1 kırmızı biber, 2 yeşil biber, 1 yemek kaşığı mısır, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tereyağı, karabiber ve tuz efendim. Geri kalan alacağınız malzemeler. Zarfta. Tamam. Zarfta hem para efendim, paranız hem ve listeniz burada. Evet. Gülay Hanım zile bastığı 10 dakika içerisinde pazardan tüm alışverişinizi yapıp gelmeniz gerekiyor. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman biz de hazırız. Pazarda yarış. Başladı. Haydi pazara. Bugün tavuk soteli, erişteli tavuk soteli yapıyoruz. Başkan, bana yeşil soğan lazım 3 demet. Yani bir 3 dallık bir şey lazım ya. Yemek programı yapacağız. Maydanozu da alalım. Tamam. Maydanozu da aldık. Sarımsağın marımsağın bir şeyin yok herhalde. Başkan bundan bana az bir şey ver ya. Şöyle. Hah. Yeterli. Yeterli. Aynen o kadar. Başkan hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Başkan bana bir dişlik bir şey lazım veya 3 dişlik bir sarımsak. Yemek. Yemek para. Tavuk erişteli tavuk sote yapacağım. Ne? Tavuk sote. Erişteli. Görür. Eyvallah ne kadar? Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kırmızı biber, kırmızı biber. Bulduk kırmızı biberimizi. Bulduk. Başkan kolay gelsin. Bana bir tane kırmızı biber lazım, yemek yapacağım. Evet, bir tereyağım kaldı. 2 lira. Başkan şöyle vereyim sana. Bak tereyağı. Teşekkür ettim, kolay gelsin. Ve benim bitti. Benim her şeyim bitti şu anda. Şimdi ben gidiyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben yemek programına katıldım. 2 tane şuradan kırmızı biber alacağım. Tabii ki arkadaşım. Eyvallah. Kolay gelsin. Söyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Bugün ne yemekte ne var bugün?
şöyle diyeyim, tavuk, tavuklu şeriyeli. Bak bir olayda tavuk varsa çok seviyorum. Lütfen sarımsak, bana getirir misin? Sarımsak. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Yeşil biber. Yeşil biberin var mı? Var. Yeşil biber de 3 tane. Para istemez o benden hediye olsun. Eyvallah. Başka tereyağı. Sarı dolmamız biber diyor. Maydanoz. Var efendim. Bir tane maydanoz. Bir tane maydanoz rica edeyim. Ondan sonra şeyi aldık. Şimdi yanlış olmasın. Taze soğan. Evet. Sarımsağın yok. Yok, sarımsak yok. Kırmızı biber aldık. Verdik. Yeşil biber. Verdim. Yeşil biber. Çok teşekkür ettim. Hayırlı işler, sağ ol. Allah'a emanet olun. Sarımsağın var mı aga? Teşekkür ettim. Hadi, hadi işler abi. Aga öyle... Yavaş yürüyor musun? Yemek yapacağız ağam. Sen ver, sen adam. Hemen acil ağam. Acil nereye gideceksin? Abi yemek pişireceğiz abi. Az kaldı vaktimiz. Allah Allah. Ne kadar borcum? Borcum? 1 lira vereyim. Teşekkür ettim. İyi çalışmalar. Hadi. Pazardan döndük. Evet. Ali Bey eksiksiz aldı bütün malzemeleri. Sizde durumlar nasıl? Bizde eksikliği aldım bütün malzemeler ama. 500 gram, 300 gram aldınız. Yani 300 gram aldık. Biz sadece bir tane biber almışız. Siz iki tane biber almışsınız herhalde kırmızı biberde. Aynen, altta da bir tane var. Niye bir tane daha yedek almadınız? Aldım aslında, aldım aslında. Ha, var mı? Ben görmedim. Yok, aldım. Ya. Çok üzüldüm ya şimdi arkadaşlar. Şimdi... Çok üzüldüm. Valla mahcup olduk ya. Burada sarımsak bile varmış yani ekstra. Her şey, her şey. Burada rengarenk görsün diye ben dedim. Özellikle sordum. Evet, artık her şey tamam olduğuna göre bence başlayabiliriz yapmaya. Ve bu arada bir de tarifi size söyleyeyim. Erişteyle başlayalım biz. Erişteyi bir tabağa alıp 2 dakika kavuralım. Sonra üzerine su koyup pilav gibi demleyelim. Ondan sonra geri kalanını yapacağız. Aynen. Erişteyle başlıyoruz. Tereyağını bir tavada kızdırıyoruz. Hepimiz bu. Hepimiz. Hepsi burada. Kaşığımız nerede dedi. Hepimiz buradayız dedim. Şöyle tereyağımız burada. Hangisini istersin? Kaşık da olmalıydı arkadaşlar. Bizim bir tahta kaşığımız vardı. Onu lütfen alalım buraya. Bizde de yok. Bizde şey var. O var işte, evet. İlkin aşamada tereyağını bir tavada kızdırıyoruz. Erişteleri üzerine ekleyip 2-3 dakika kavuruyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında üzerine bir bardak sıcak su ve tuz ekleyip pilav gibi pişireceğiz. Ardından taze soğanları doğruyoruz. Sarımsakları incecik kıyıyoruz. Biberleri küp küp kesiyoruz. Şimdilik ilk 3 aşamayı bitirelim, sonra devam edeceğim. Kaşığımız geldi. Ay bunlar benim kaşıklarım. Nereden çıktı? Biri sizin, biri bizim. Ay canım, bunlar benim oynama kaşığım. Bak, bugün oynamazsan bir şey olmaz Lokman Bey. Kaşığımın bu şey. Evet evet, kaşığımızı ver lütfen ya. Hadi al bakalım kaşığınızı. Efendim buyurun, kullanmak isterseniz. Bunlar öyle özel kaşık ki. Nerenin kaşığı biliyor musunuz? Konya'nın. Siz kaşıktan anlıyorsunuz o zaman. Vallahi benim çok şey anladığım şey var da. Onları zaman zaman konuşalım. Evet, niye ama Konya dediniz mesela kaşık öyle deyince? Aklıma öyle geldi onlar. Orası geldi. Doğru söylüyorsunuz. Ben Lokman bizim şehirde çekerken çok eskiden bir kaşıkçı amcamıza gitmiştik. Hatta ayaklarından engelliydi. Evet. Türkiye'nin en iyi kaşıklarını yaptığını biliyordum. Evet. Ama tek bir şeyi yapmıyordu. Oyun kaşığı yapmıyordu. Kaşık nimet yemek için üretildiği için ben sadece yemekli kaşık üretiyorum deyip oynamalı kaşık yapmıyordu. Bülent Bey. Abinin ismini unuttum şimdi ustamızın. Hatırlasaydım onu buradan yad edecektim. Oradan geldi. Bir de hani şimşir kaşık diye bir şey var. Onu biliyor musunuz? Evet. Şimşir kaşıktır. Yaylar yaylalar diyeceğim şimdi. Diyecek misiniz? Diyeceğim. O zaman diyelim. Oradaki şimşir kaşığın cinsiymiş efendim. Ha, şimşir evet, oradan geliyor. Şimşir ağacından özel olarak yapılıyormuş. Daha keyifli ve daha iyi bir kaşık olduğu için o şimşir kaşık nedir nedir dediğimde orada Konya'da öğrenmiştim. Evet. Ayak, evet, şimşir kaşık, kaşığın bir cinsi. Ha, evet. Böyle daha evet. Hatta pazarlarda satılınca görürsünüz, hı-hı, şimşir kaşık daha pahalıdır. Ha, evet. Evet, yani işin Messi'si Ronaldo'su gibi düşünün yani. En iyisi. Şimşir kaşık oradan geliyor. Müziğin Sezen Aksu'su gibi. Yani işte. Ya müzikte Sezen Aksu neyse kaşıkta da şimşir olur deriz değil mi? Kim şimşir kaşıktır? Dilo dilo yaylalar. Şey, eldivende rahatsız oldunuz galiba. Böyle uçlarında kaldı. Biraz daha eldivenler tam... birazcık küçük geldi galiba. Yok yok, tam oturtamadı. Ha tamam, şimdi oldu. Sevgili dostlar, ekranlarını yeni açanlar için söylüyoruz. Bugün çok güzel
tavuklu besleyici bir erişte, yemeği yapıyoruz. Önce eriştelerimizi 2 dakika kadar kavuracağız. Sonra üzerine su ve tuzunu koyup onu haşlamaya bırakacağız. O pişmeye devam ederken biz isterseniz malzemelerimizi yavaş yavaş doğramaya, küçük küçük doğramaya başlayalım. Şimdi bir düşünelim. Tamam. Ne söyleyebiliriz? Hep beraber söyleriz mesela. Olur. Söyleriz hep beraber. Neden saçlarını diyelim hadi. Sen diyordun ya çok sevmiştin. Neden saçların beyazlaşmış arkadaş? Tamam. Tamam. Neden saçların beyazlaşmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren emeği var. Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp iştiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp iştiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. Ben onu araştırmaya mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Hadi bey. Bravo, alkışlıyoruz. Bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş. Alkışlar Ali Bey için. Efendim daha şarkılarımız, türkülerimiz, danslarımız olacak. Hep beraber. Ama şöyle bir ne yaptık ona bakalım. Evet. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayat budur sevgilim. İkinci yapıyor muyduk bunu ya? Tabii tabii. Şimdi Bülent Bey'i bayağı tanıdık. Ali Bey. Ali Bey. Bizi efkarlandırdı. Şarkıyı da yarım bıraktınız. Oyun buradan mı? Hep beraber söyleyelim. Sizi tanıyalım önce. Biz sizi tanıyalım sonra beraber bir türkü söyleriz. Evet, hepimizin bildiği bir türkü söyleyelim. Ali Bey bize biraz eski İstanbul'dan bahsedin. Siz ne yapardınız eski İstanbul'da? Valla arkadaşımızın dediği gibi biz de tabii ki o zamanların verdiği şey. Aramız o kadar çok büyük bir yaş farkı yok. Biz de dans. Hani hakikaten gençliğimizin verdiği bir şeydi. Dediğim gibi çay partileri olurdu. Çay partilerine giderdik. Dediğimiz gibi hep dans hep böyle. Yollarda bile dans ederdik. Ellerimizde teyitler vardı. Teyitler. O zamanlar gerçekten ama bir de dostluk vardı. Hani kırıcılık yok. Arkadaşlık. Buydu yani. Mahallemizin insanları da olsun. Mesela yazlık sinemalar olurdu. 30 kişi 40 kişi birden kol kola böyle hep beraber sinemaya giderdik. Hangi filmleri daha çok favorinizdi sizin? Vallahi bizim rahmetli babam kovboy filmini çok severdi, John Wayne'in. Evet. Ben de şu anda olsun yine seyrettiğim film de olsun, 10 defa da olsun, 20 defa da seyrederim. TRT 2'de artık verecekler. Birden kalktı galiba. Kalkmış şimdi TRT 2'de tekrar. Mesela iyi, kötü ve çirkini hiç seyretmediğimiz 10 defa seyrettim. Evet, ünlü bir parçası da var. Gerçekten. Gerçekten. Yazlık sinemalarımız vardı. Çok iyiydi ya. Dediğim gibi 30 kişi 40 kişi kol kola giderdik. Böyle akraba gibiydik öyle bir merkezi. Evet. Ama şu anda bazı belediyeler sağ olsunlar öyle yazda açık sinemalar düzenliyorlar. Yazlık sinemalar insanlar gidip böyle parklarda falan rahat rahat yayılıp izleyebiliyor. Aynen. Şimdi işte bu Paşa Bahçede de vardı. Şurada aşağı tarafta Pazar Sokağı'nın adresinde bir yazlık sinema vardı. Hı hı. Yani biz hakikaten gidiyorduk. O dönemler tabii yani ne şey dedim, yani kovboydan başka bu işte Müslüm Gürses rahmetli, Allah rahmet eylesin. İşte bu Yılmaz Güney, yani o filmler vardı böyle. Kırgıdır çıktıktan sonra sinemadan sanki onu sen yaşıyormuşsun gibi
Hele Burçli zamanları, Burçli'nin bütün filmlerini seyrederdik. Kolsuz kahramanlar vardı eskiden mesela. Evet. Kolsuz kahraman. Wang Chun'un mesela. Ne vardı? Wang Kyo, Wang Kyo, kolsuz kahraman. Seri. Çok iyiymiş ya. Çok, çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Yazlık sinemalar yani, güzeldi. Zeki vardı. Yazlık sinemaları ben de çok seviyorum. Keşke daha da çoğalsa. Onlar çok oldukça insanlar daha da sosyalleşecek ve sinemaya olan ilgi çoğalacak. Bu arada lafı açılmışken dün bir sinema filminin galasına davetliydim. Çat Kapı Aşk diye Azerbaycan yapımı bir sinema filmi, romantik komedi türünde. Çok eğlenceliydi, çok güldüm yani. Başrolünde de Jess var, Jess Molo. Jess Molo var, Müge Boz vardı, Nergis Kumbasar var. Nasıldı film, biraz bahseder misin? Elmettin Ceferov var, çok eğlenceliydi ya. Bir aşk hikayesi, komşuluk hikayesi. Sonra çok komik şeyler vardı. Azerbaycanlı bir arkadaşımız, ünlü bir komedi oyuncusu var, Elmettin Ceferov. Onun konuşmaları ve anlaşılmazlık oluyor. Komik durumlar yaşanıyor. Türk komşularla yaşanan durumlar. Tatlı bir aşk hikayesiydi. Keyifliydi, eğlendik. Kızın, Müge Boz'un oyunculuğu çok tatlıydı. Jess Bey de çok güzel oynamıştı. Hatta Jess Bey'in oğlu da vardı. Çocukluğunu oynuyordu. Tibet oynamıştı. Sonra ne? Ya eğlen, ama zaten Tibet Jess'in küçüklüğünün aynısı. Yani çok benziyorlar babasına. O nedenle çok zorlanmamıştır, emin ol. Evet. Ben hani ilk böyle fotoğraflarını gördüğümde Jess'in kendisi sandım onu yani. Çok benziyor gerçekten. Yani arasalardı birebir Jess Molo'ya benzeyen bir çocuk oyuncu bulamazlardı. Muhtemelen kendi oğlu iyi bir seçim olmuş. Eğlenceli bir filmdi. Gişesi bol olsun inşallah. Çat Kapı. Çat Kapı Aşk. Çat Kapı Aşk. Sinemalarda değil mi? Komşuluk aşkı yani. Taşınıyor, Jess Molo taşınıyor apartmana. Üst komşusuna aşık oluyor. Ve olay kopuyor ondan kopuyor. Sonra. Kopuyor. Çok tatlı olaylar vardı. Hani böyle hoplayıp zıplıyorlar birbirine ses yapmak için falan. Güzeldi yani. İyi bir tanışma hikayesi, iyi bir komşuluk hikayesi ve iyi bir arkadaşlık hikayesi. Tavsiye ediyorsunuz yani. Tavsiye ediyorum. Tamam, izleyin. Ama komşuluk varmış o zaman. Demek ki yani demek komşuluk, ki, bir komşuluk varsa... Dostluk varsa evet, o film seyredilir. Bir de mekan tam Galata Kulesi'nin dibinde. Oo, çok süpermiş. Bakıyorum süper. Eve diyorum ki acaba bu evlerin kirası ne kadar, çok güzel. Bir oraya mı yerleşelim? Manzarası. Manzara tamamen Galata'ya bakıyor, çok güzeldi ya. Mekanlar iyi seçilmişti. Çok estetik duruyordu yani kadrajda, harika. Eyvah eyvah, köpek geldi, ben. Komşuluk diyorduk, çat kapı diyorduk, ne oldu? Aileyle beraber mi yaşıyoruz yoksa yanında mı? Abisiyle yaşıyoruz. Beraber bana yaşıyorum. Sor, ben söyleyeyim. Abimle beraber. Ben ona şöyle herhalde başka bir şey yapıyordum. Buraları kaçırmışım. Evet. Şöyle bekarım deyip de evlenip ayrılmış olan bir çocuk var mı? Tabii iki tane çocuğum var. Bir kız, bir oğlum var. Kızım 28 yaşında. Oğlum 26 yaşında. Kızım ismi Buse. Oğlumun Anıl. Buradan Buse'yi de anla da kocaman sevgiler, saygılar. Ne iş yaparlar? Kızım ev hanımı. Evet. Oğlum özel bir sektörde çalışıyor, yetkili. Çok güzel. Çocukları da büyüttük bu saatten sonra diyorsun. Tabii. Kafa mesinleri bayağı yaz daha gidiyorum. Şimdi burada bahçemde keyifle geçiriyorsun. Evet. Ne mutlu size. Peki sizin çocukluğunuzda İstanbul'da siz nerelere giderdiniz? Mesela bayram zamanları nereden alışveriş yapardınız daha çok? Nerelerden çocukluk eşyalarınızı nerelerden alırdınız bir İstanbullu olarak? Vallahi şimdi şöyle diyeyim. Benim muhitim Üsküdar. Evet. Kısacası çocukluğum, gençliğim Bağlarbaşı diye bir semtte geçti. Evet. Bağlarbaşı, Fıskacı, Üsküdar olarak öyle geçer. O şimdi zaten çok bildiğim bir yer. Ben de zaten metro geldi oralara. Evet. Çok da güzel merkezi yer yani aslında. Üsküdar'ın merkezi orası. Çok manzarası çok temiz, yeter. Temiz bir yer. Kız evet. Kulesi'nin hani manzarası. İnsanlara kültürlü, öyle diyeyim yani size. Kısacası hep yani çocukluğum o Bağlarbaşı dediğim yerde geçti. Arkadaş çevrem oradadır. Çok güzel. Evet. Şöyle gideyim. Şeyleri falan katlayayım. Biraz sonra, biraz sonra. Ali Bey, İstanbul'un şimdiki zamanı mı hoşunuza gidiyor yoksa... Vallahi siz... eski daha iyi benim için. Ha. Benim için eski daha iyi. Sizin için aynen. Nerede evet, o eski İstanbul diyorsunuz aynen, yani. Aynen. Gerçekten öyle eski İstanbul yani. O zamanki dostluk bile bambaşkaydı. Arkadaşlık, kişiler olarak da öyle diyeyim. Ben şöyle bir şey duymuştum. O... Beylerbeyinden sonra böyle hep yalılar vardır. Çengelköy'de tabii öyle. O yalılarda hep İstanbul'un belli bir zengin aileleri yaşarmış. Kamur üstü evet, insanlar evet. Ve bayram zamanları böyle önemli günlerde bahçelerinde lokmalar döktürüp helvalar yaptırıp doğrudur, yemekler doğrudur yaptırıp oradaki bütün
komşularını çağırıp hep beraber yiyip içerlermiş. Doğru, doğru. Hatta parası olmayanın cebine harçlığını bile koyarlarmış. Doğru. Böyle bir kültür varmış Estenov İstanbul'un. Doğru. Beylerbeyi'nden tutun Çengelköy'e kadar devam eden evet, sürecinde. Evet. Çok doğru. O kadar çok etkilenmiştim ki yani o eski İstanbul olayı oralarda hala devam ettiği yönünde de çok keyif alıyorsunuz tabii insanların o birliği, beraberliği, evet, beraber mutlu bir şekilde yaşaması. Hala öyle devam ediyor ama bazı yerler. Tamamen de yani bence şimdiki durumu, şimdiki zamanı, dönemi kötülemeyelim. Gerçekten öyle çok iyi komşulukların olduğu yerler var ve hala devam etmekte. Ama ben şu an inanamıyorum. Neden? Aynı apartmanda oturuyorsunuz. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama öyle değil mesela. Gülay'ların şeyinde herkes Gülay'ı tanıyor. Onu tanıyabilir. Mesela sizde site değil, 11 daire zaten. 12 daire pardon. 12 daire olduğu için herkes birbirini tanıyor. Ve hatta bana komşularım güzel güzel yemekler, tatlılar yapıp getiriyorlar. Sağ olsunlar. Gülay da yaptığı bütün güzel yemekleri bütün komşularına dağıtıyor. Ne kadar güzel, ne kadar paylaşmak güzel bir şey paylaşmak. Tabii kesinlikle. Tabağı bir de boş vermiyorum. Tabakta tatlı getiriyorlar, reçel getiriyorlar. Öyledir zaten. Ali Bey baksana şivem yokmuş. Ali Bey beni Türk vatandaşı sandı. Çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten konuşmak çok güzel. Bu Türk dizilerine yüzünden. Yok ya. Olmasın dedik hiç gelmeyecekler. Yok Türk dizileri yok. Türk edebiyatı sağ olsun. Türk edebiyatıyla ben Türkçe'yi öğrendim. Ve Türk şarkılarıyla ben de Barış Manço'yla, Cem Karaca'yla büyüyen bir nesilden olduğum için sağ olsun o güzel şarkılar ve Türk romanları onların sayesinde Türkçemi geliştirdim şimdi ve geliştirmeye konuyu çalışıyorum. Dağıtma, sen şeye gel. Komşularıma geliyorum. Komşularım çok tatlılar yapıyorlar. Tatlı getiriyorlar. Sonra Türk mutfağına dair yemekler yapıp getiriyorlar. Ben de tabaklarını boş geri göndermiyorum. Öyle bir tabak koyup öyle geri götürüyor. Hiç boş göndermez. Diyorum ki tabağınız doğum yaptı. Ne koyuyorsun? Sen ne yapıp koyuyorsun şimdi? Yani evde ne varsa şeker koyuyorum. Tatlılardan bende de ne varsa meyve koyuyorum. Ve evde ne varsa yani boş geri götürmemek için. Hayır, ben de bekliyorum ki işte yaptığım böreklerden koyuyorum. O gün su böreği yaptım onu koydum. Geçen çok güzel bir pilav yaptım onu koydum diyecekler tatlılardan. Maalesef. Ama yani o komşuluk ilişkileri bizim apartmanda devam ediyor Allah'tan. O çok güzel, çok güzel. O çok güzel. Ama şey Ali Bey mesela o büyük kocaman gökdelenler yapıldı ya siteler. Evet. Diyelim bir apartmanda 70 kişi var, 100 kişi var. Onların birbirini tanıması zaten biraz imkansız. Hayır, 100 kişi tanıma ama en azından kendi bloğundakileri tanı. Mesela biz de bir sitede yaşıyoruz. En azından. En büyük sıkıntımız şu, birbirimize selam vermekten korkuyoruz. Hmm. Ben tanısın tanımasın, yerin dibinde bile olsa kafası günaydın diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Amcacığım nasılsınız diyorum yani. Yaptığımız öyle değildi işte. Ramazan değil mi? Evet. Sahura kalkan insan birden başlardı herkesi kaldırarak giderdi. Böyleydi. Böyle değil mi? Eğer ki bir şey yapmışsa getirir dağıtırdı. Böyleydi yani. İnsanlar yani siz verirseniz ben öyle yaptım mesela. Bütün apartmanı sadece bizim bloğu değil neredeyse bütün siteyi tanıyorum. Yani çocuklar da beni tanıyor. Yani tabii belki biraz televizyoncu olmamızdan da kaynaklı tabii, ama olabilir, tabii. Ben ısrarla herkese günaydın, nasılsın, iyi misin, teyzeciğim, keyifler yerinde mi? İşte hep gidip sohbet kuruyorum bir şekilde evet. Onlar da artık sana mecburen selam veriyor. Evet. Bir müddet sonra artık onlar da seni gördüğünde günaydın diyor. Tabii, yani tabii. Günaydın demekten, iyi günler demekten, selamünaleyküm demekten çekinmeyin. Yani birbirinize iletişimi böyle kuracağız. Tabii. Yani şimdi o asansöre biniyor kafasını eğiyor, sen asansöre biniyorsun kafanı eğiyorsun. Ama sen ona günaydın diye veya iyi akşam desem belki o da diyecek zamanla. Bir şekilde evet yani vermemek istemiyorsa en kötü bir de insan olsa bir müddet sonra evet ya o da günaydın tabii, diyecektir. Tabii. O nedenle günaydınla başlayalım. Evet çekingen tavırdan da kaynaklanabiliyor. Biz mesela iletişime açık. Yetişme evet, tarzı demiyor o da var. Konuşkan insanlar olduğumuz için bizim için bu normal. Bazı insanlar ise tanımadığı insanlarla iletişime geçmekten çekiniyorlar. Utanıyorlar, içlerine kapanıklar. İşte onları atmak lazım ki komşular birbirini tanısın ve o güven duygusu oluşmaya başlasın artık yeniden insanlarda. Hani kimseye zarar verecekmiş gibi bakılmasın, görülmesin. Sevgi, bu dünyayı sevgi kurtaracak. Tabii, çok güzel bir teşekkürler. Rica ederim. Tespit güzel. O zaman sevgili dostlar, tavuklarımız biraz pişsin. Eriştelerimizi koyacağız içine. Erişteyle beraber biraz daha çevireceğiz. Sonra sebzelerimizi ve mısırlarımızı ilave edip bir güzel karıştırıp harmanlayacağız. Yemeklerimiz hazır olacak. Ondan sonra jüriye gidiyoruz. Bakalım kim birinci olacak? Ali Bey mi yoksa 80'lerin
hip-hop ve rap starı Bülent abimi kim kazanacak, onu değerli jürimiz belirleyecek. Necati abi. Açalım efendim Bülent Bey. İlk yemeğin tadına bakın. İkinci yemeğe doğru ilerliyor jürimiz. Evet, oylama yapabilir miyim? İlk de tadına baktın. Hangisini beğendin Necati vallahi abi? Vallahi 12 numara. Allah'ına kurban. 10 numara da bu. Ne fark var arada? Arada mı? Evet. Bu daha güzel. Daha lezzetli. Tuzu da iyi. Evet. Tadı da güzel. Ama bu arkadaşımınki biraz tuzlu yapmış. Tuzlu. Az da pişmemiş. Merakan abi. Çok bu tarafa doğru gelelim. Bu tarafa doğru gelelim. Eli teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İsminiz ne? Hakan. Hakan Bey. Tavuklu erişte yaptı bu iki beyefendi. Evet. İkisinin de elinden aynı yemeği şimdi yiyeceksiniz. Tadına bakın, hangisini beğeniyorsanız ona oy verin. Evet. Nasıl olmuş bu arada? Erişte var, tavuk gayet var, güzel. Mısır güzel var içinde. İlk defa değişik bir tad alın. İkisine tadına baktım. Hangisini daha çok beğendin? Bence bu. Evet. Arada ne fark var abi? Daha hoş geldi tadı. Daha lezzet geldi. Eyvallah. Bu biraz daha soğumuş. Soğumuş mu? Soğumuş. O birazcık erken pişirdiler, erken koydular. Birazcık da onun etkisi. Bence oyunuz bu tarafa. Beyefendi. Bir jüri oldu efendim. Evet. Size tebrik ediyorum. Şu an eşitiz. Devam ediyoruz üçüncü jürimizi bulmaya. Ne olur ne olmaz. Ben biliyorum hangisi hangi masanın. Ben de biliyorum. Beğendiniz mi? Alayım çatalım efendim. Şimdi ikinci yemeğe bakacağım. Masanın yaptığına bakın. Ben kendi yemeğimi güzelliğinden tanıdım valla. Ha ha ha. İkisine tadına baktınız. Hangisini daha çok beğendiniz? Yani gerçekten bu mu? Teşekkürler. Oyumuz turuncu masaya. Yüreğinize sağlık. Evet, çok sağ olun. Şimdi değiştirebiliriz şimdi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun. Devam ediyoruz. 2-1 oldu. Herkes şimdi şu an 2-1. Biraz olacak mı? Gelin gelin. Abi gel abi. Bakacağız. Hazır mısınız? Başlayalım. Her zaman gibi hazırım. Karnım doyana kadar yiyeceğim bu sefer. Tamam. Yemek de yemiyoruz. Abi tavuk da hep kaçıyor benden ama ya. Ama güzel bir tavuk gerçekten. Erişteli, biberli. Tamam mıdır o? O bu tamam. Alayım ben. Yeni çatal vereyim. Buyurun. Ekinden alın. Ekinden alın. Hakan yapma oğlum. Arkada ne yapıyorsunuz siz? Şey. Dürtüyorsunuz. Yok. Görüyor musunuz? Her türlü tezgah var arkadaşlar turuncu masada. Vay be. Abi turuncu masada. Evet. Benden mi Hakan Bey? Evet, arkadan geldim, bir şeyler yapıyor. Geldim onu kışkırtmasın. Görüyorsunuz. Halkım görüyor. İkisine tadına baktım. İlk yediğim mi, ikinci yediğim mi? Şöyle biraz daha bu tarafa doğru bakalım. Abi evet, şimdi bu çok yağlı, bu normal. Ama lezzet bakımında abiminki daha kalite. Oyum abime veriyorum bugün. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah. 3 adaletten şüphe ediyorum. Eyvallah. Arkadan dürtüşmeler falan. Ya, yemek karıştırmalar falan. Yazıklar olsun. Ben bir daha bu kısma gelmeyeceğim. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Fehmi Bey nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz vallahi şükür. İki yemek var, tavuklu erişte yaptılar beyefendiler. Tadına bakacaksınız, hangisini beğeniyorsunuz ona oy vereceksiniz. Tamam. Şeyin sebzelere, bak sebzelerin biraz... Diri diri değil mi? Evet, diri diri. Öyle olması lazım zaten. Evet, güzel bu. Şöyle bir yeni çatal verelim, hı-hı, bir de bu tarafa bakalım.
oy vermen gerekirse? Oy vermem gerekiyorsa beyefendiyi diyorum ben. Teşekkür ederim. Onu daha çok beğendiniz. Evet. Evet. Ama bu sonucu değiştirmedi. Ben çatalı alayım şöyle. Çok teşekkürler oyunuz için. Sağ olasınız. Olsun sevgili dostlar. 10 numara 5 yıldızsın sen dostlar. Bugünün kazananı, turuncu masa oldu. Alkışlıyoruz turuncu masayı. Sevgili dostlar, çok eğlenceli, çok keyifli bir yarışmaydı. 3-2'lik skorla kazanan Bülent Bey oldu, alkışlıyoruz. Ama ikisi de birbirinden lezzetli bir program yapmışlardı. Çok memnun oldum. Gerçekten memnun oldum Bülent program Bey. Harika lezzetliydi. Birinize sağlık. Çok memnun oldum ikinizi de tanımama. Zaten ne diyoruz biz hep Gülay? Çok güzel iki beyefendi tanıdık. Çok eğlenceliydiler. Özellikle gençlik yıllarından bahsettiler. Bayağı bizi coşturdular. Harikaydı her şey. 3-2 de güzel bir skor. Lokman'ın da dediği gibi. Dostluk kazansın. Güzel insanlar tanıdı birbirini. Önemli olan bu. Bugünlük bu kadar yani. Hoşçakalın.